क्या होती उतरन। Bak, lütfen biraz sakinleş. Kızımın yalan söylemeyi öğrenmesini hiç istemiyorum. Evet, ama sinirlenme lütfen. Çünkü sinirlendiğin zaman kendini kaybediyorsun. Sen bana güven, tamam mı? Yarına kadar her şey yoluna girecek. Teyzem iç çayla konuşacak, tapasya da anlatır, merak etme. İlk olarak biri bana söyleyebilir mi? Adı neydi bu kızın? Hatırlayamadım. Ha, Lali. O kız kim? Söyleyebilir misin? Burada ne işi var? Lali'yi ben çağırdım. Anlatayım sana. Tapasya çok iyi kalpli ve İtçe'nin yanından hiç ayrılmıyor. İtçe'ye kızdığın zaman Tapasya ağlıyordu. Tapasya'nın ağlaması hiç de hoş bir şey değil. Öyle değil mi? Şimdi nasıl? Uyudu mu peki? Çok korkmuştu. Masal bile dinlemek istemedi. Binbir zorlukla uyudu. Biliyor musun? Tapasya insanların azarlanmasını sevmiyor. Ama biri yalan söylediği zaman asla taviz verilmemeli. Dinle. Çok doğru bir şey yaptın ama kalbim o anneyle kızına güvenmeye el vermiyor. Gördün mü? Ona ne kadar yardımcı oldun. Ama sonra o gitti. Kaç kere rica minnet ancak döndü. Böyle insanlar para neredeyse oraya giderler. Ben de böyle düşündüm. Ciyot yıllardır bizimle. Lali onun kardeşi. Ben de düşündüm ki Tapasya'nın bir arkadaşı daha olsun. O kadar. Kararım hoşuna gitmediyse yarın hemen onu gönderirim. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Sadece bütün bunların kızımı kötü bir şekilde etkilemesini istemiyorum, o kadar. Tamam. Tamam kızım, tamam. Ağlama. Ağlama, tamam mı bebeğim? Anne. Dur yavrum, tamam. Bak, küçük bir yara. Anne. Bak, iki güne geçer, tamam mı? Küçücük bir yara. Ha? Anne, neden büyük anne bana yalancı diyor? Neden? Neden Tapasya'nın babası bana kızdı anne? Neden? Her şey düzelecek yavrum. Anne, biliyor musun? Ben yalan söylemedim. Yalancı değilim. O Lali yalan söyledi. Anne, o hırsızlık yaptı. Tapasya'nın annesinin odasına girip onun rujundan alıp sürdü. Ben ona yapma dedim ama o bana vurdu ve sonra beni itti anne. Kızım, ağlama, biraz su iç, tamam mı? Hayır anne, su içmek istemiyorum. Önce sen bana söyle, neden büyük anne Lali'ye kızmadı da bana kızdı? Ben yalan söylemedim. Yavrum, böyle konuşmamalısın. Büyük anne bizden büyük, değil mi? Anlıyorsun değil mi? Yani büyükler yalan söylemez mi anne? (Gülüyor)
Hayır kızım. O zaman neden büyük anne yalan söyledi? İça, yavrum, büyük anne yalan söylemedi. O sadece Lali'yi korudu. Gerçeği sakladı. Öyle. Yani? Yani eğer Tapasya'nın babası Baytakur gerçeği öğrenseydi, o zaman Baytakur Lali'ye çok kızardı, öyle değil mi? Evet. Haksız mıyım? Lali'yi bu evden gönderirdi. Öyle yapmaz mıydı? Doğru anne. O zaman gecenin bir vakti kızcağız nereye giderdi? Köyünden buralara geldi. Bu şehre de yabancı. Yabancı değil mi? Yani o yüzden büyük anne düşündü ki, İlça çok güçlü bir kız. Baytakur'un kızmasına dayanabilir. Ama Lali, Lali dayanamaz. Anne, ben biliyorum. Büyük anne beni sevmiyor. Hanımefendi de beni sevmiyor. Ciyoti teyze de. O da beni sevmiyor anne, biliyorum. Hiç kimse beni sevmiyor. Hiç kimse anneciğim. Neden böyle davranıyorlar? Hayır, hayır, öyle bir şey yok. İlçam benim. Herkes seni çok seviyor. Çok seviyor. Gerçekten herkes seni çok seviyor. Hem de çok seviyorlar. Bak söyleyeyim. Bacu, Taklu, Kuki, Anjum Ninen, Çamki teyzen. Hatta Tapasya. İçadan başkasıyla oynamıyor bile. Öyle değil mi? Ha? Şimdi yavaşça gözlerini kapat. Bütün arkadaşların rüyana girecek. Evet. प्यार भरे सपने सजाए छोटा सा बंगला बनाए एक नई दुनिया बसाए हो आओ तुम्हें चांद पे ले जाए प्यार भरे सपने छोटा सा बंगला बसाए एक नई दुनिया बनाए हो आओ तुम भी जाए Bugün ben de sana yalan söyledim İtça. Sen her şeyi anlıyorsun. Sen dürüst bir kızsın. Hep doğruyu söylersin. O yüzden de kimse senden hoşlanmıyor. Ne yapayım? Daha fazlası elimden gelmiyor kızım. Seni kötülüklerden koruyamıyorum. İça, hadi buraya gel. Kahvaltı edelim, olur mu? Hadi gidelim. Sonra da ben senin saçını yaparım. Sanırım dün geceyi unuttu. İçacığım, hadi Tapasya'ya gidelim mi? Hayır anne, sen git. Ben burada bebeğimle oynayacağım. İça, Tapasya seni bekliyordur. Hadi. Anne, sen git olur mu? Ben burada bebekle oynayayım. Anne, ben büyük anneden korkuyorum. Tamam canım.
Sen bunları alıp kahvaltı et. Sonra istersen yanıma gelirsin, tamam mı? Hadi gel. Bebeklerle falan oynayalım, ne dersin? Bu seninki olsun, bu da benimki olsun. Bu bebeğe sakın dokunma. Bu bebek İtça'nın. Tamam, bahçede ikimiz saklambaç oynayalım. Seninle oynamak istemiyorum. Konuşmak da istemiyorum. Benimle oynamak istemiyorsan neden bağırıp duruyorsun? Zaten seninle kim oynar ki? Kızım, bebeğim benim, tapum, benim güzel kızım. Aa, çok kızmış. Bu öfken ne kızım? Lali güzel oynamıyor mu seninle? Ben Lali ile oynamayacağım, asla. O bir yalancı. Aa, ben gidip Lali ile konuşurum. Uslu bir kız olup seninle oynar, tamam mı? O bir yalancı. Onunla asla oynamayacağım. O İtça'ya vurdu. O çok kötü biri. Tapu! Kızım dur! O kadar çocuğu kendi ellerimle büyüttüm. Ama bu kız var ya... Ben onu yumuşatmasını bilirim. O benim güzel bebeğim. Ben seni yumuşatırım. Gerisini Tanrı bilir. Pakya. Arkadaşım bana neden kızgın? Pakya, ben kimseye kızgın değilim. Pakya, eğer arkadaşım kızgın değilse neden benimle konuşmuyor? Pakya, söylesene ona. Onsuz kalmak hoşuma gitmiyor. Pakya, Tapasya'ya babasının beni neden azarladığını sorar mısın? Onu ben de bilmiyorum. Ama gerçekten çok kötü hissettim. Pakya, arkadaşıma söyle. Ben onu çok seviyorum. Ben de arkadaşımı çok 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 seviyorum. Çünkü benim arkadaşım dünyanın en iyi arkadaşı. Pakya, ona teşekkür et. Pakya, benim için de teşekkür et. Pakya, o zaman Tapasya'ya Tapu diyebilir miyim? Evet, bu çok hoşuma gider. Hem Pakya, ben de bugünden itibaren ona İtça diyeceğim. Çok güzel. Çok teşekkür ederim Pakya. Hadi İtça, artık oynayalım. Hayır, ben korkuyorum. Neden? Eğer Lali gelirse... Artık asla Lali ile oynamayacağım, asla. Sen benim en yakın arkadaşımsın İtça. O sana vurdu, öyle değil mi?
Biliyor musun Tapasya, Lali ne yaptı? Söylesene. Lali var ya, biliyor musun? Hayır, sen herkese söylersin. Hayır, kimseye söylemem. Söz ver. Kimseye söylemeyeceksin. Ne annene ne de benim anneme. Söz veriyorum. Kimseye söylemeyeceğim. Söylesene. Tamam. Sen bisküviyi yemiştin. Şimdi de Ruş, herkese yalancı olduğumu söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Kime ne söyleyeceksin? Ne söyleyeceksin ha, söyle. Senin lanet küçük kız. Ne söyleyeceksin bakalım ha? Söyle. Hemen babama söyleyeceğim. Hayır, babana olmaz. O zaman anneme söyleyeceğim. Hayır. Bana söz verdin değil mi? Evet. Ama ne yapacağız? Buldum. Dişe diş. Yani? Yani dişe diş sana ne yaptıysa biz de ona aynını yapacağız. O sana vurdu. Şimdi biz ona ders vereceğiz. Ama herkes öğrenir ve sonra herkes beni azarlar. Sen onu merak etme. Ben buradayım. İça, ne yapacağız düşünsene. Evet, ama yapıştırıcı nerede? Gel. Al şunu. Ama ne yapacaksın? Hadi gel. Ne yapmak istiyorsun? Sadece izle ve gör. Tut şunu. Hayır, bu ne cüret? Keşke ikisi de bir odaya kapatılsa ve anahtarı da nehre atılsa. Çok iyi olurdu gerçekten. Demek öyle. Demek bu Lali bizi bir odaya kapatıp anahtarı nehre atmak istiyor. Hadi, şu kendini beğenmiş Lali'ye bir ders verelim. Hadi, hadi. Tıpım, biliyor musun bugün hangi film gösterilecek? Hangi film? Kral Sing gösterilecek. Tamam. Olur. Önce biraz oyun oynayalım. Sonra izleriz. Tamam. Hadi bahçeye çıkalım. Sonra geri dönünce izleriz. Olur mu? O zaman gidelim. Evet, hadi. Siz gidin biraz bahçede oynayın. Ben de burada biraz film izleyeyim. Sing is king.
kim bu kadar yüksek sesle televizyon izliyor? Demek sen arkadaşıma vurursun. Şimdi seni nasıl azarlıyor gör bak. Sen görürsün. Lali! Ne yapıyorsun sen? Bugün kesinlikle yolun sonuna geldin. Tanrım, lütfen beni kurtar. Yoksa hanımefendi beni mahvedecek. Bugün seni kimse elimden alamaz. Seni cahil. Bir şans verdim, iki şans verdim. Ama asla akıllanmadın. Fırsatını bulunca televizyon izlemeye başladın. Ver, ver şunu. Hadi kulaklarını tut, tut kulaklarını. Özür dile. Özür dile. Bundan sonra izlemeyeceğim. Bundan sonra buna fırsat bile bulamayacaksın. Bugünkü cezan bütün kıyafetlerimi ütülemek olacak. Eğer bir hata yaparsan o zaman ütüyü senin üzerinde yaparım bilmiş ol. Hiç hata olmayacak büyük anne. Eğer bir hata olursa sana bütün evi temizlettiririm. Lanet kız. Bize sorun olmaya başladı. Şimdi eğleneceğiz. Bu naylon. Dikkatli yap. Unutma. Hepsinde ütü çizgisi olacak. Bu sarı 2000 rupilik. Eğer başına bir şey gelirse vereceğim cezayı tahmin bile edemezsin. Anlaşıldı mı? Hadi başla. Ben dışarıda oturuyorum. Dua ederken gözlerim açık olacak. Anlaşıldı mı? Hadi unutma söylediklerimi. Hadi. Dünya kadar var. İkisini birlikte ütüleyeyim. Yoksa belim kopacak. Hemen başlamam lazım. Lali! Hayır, hayır. Tek yapayım ben. Tamam. İhtiyar da nasıl sariler giyiyor böyle? Bunları ütüleye ütüleye yaşlanacağım burada. Mumbai'ye gitmek ve Akshay Kumar'la tanışmak için buraya geldim. Ama bu ihtiyar kadınla tanıştım. Amma da yoruldum.
yaptı bunu? Kim yaptı böyle? Aman Tanrım. Şuna bak, benim sarımı yakmış. Jogi bu sarıyı bana bayramda hediye etmişti. Tam 400 rupi değerindeydi. Hadi, çabuk 100 defa özür dileyeceksin benden. Başla. 1 2 3 4. Acele et hadi. 5 6 7. Benim sabah duam bitti ama senin cezan bitmedi. 101 102. Hadi acele et. İşe yaramaz insanlar çalışmaz. Sadece yan gelip yatarlar. Al işte. Bu da işe yaramazın teki. Anca yan gelip yatsın burada. Ben senin kölen miyim de bana böyle davranıyorsun? Bu ihtiyar kadının inadına ütü yapmayacağım. Yan gelip yatacağım işte. O Lalita Pavar'dan daha tehlikeli. Neler oluyor Lali? Ne hale geldin sen böyle? Neden kaderimi böyle mahvettin Tanrım? Tanrım, şu halime bak. Büyük anneyi bu kutuya koyup nehre atacağım. O zaman görsün bakalım nasılmış. Akıllanmayacak bu. Çabuk. Defol buradan. Akşama kadar yüzünü görmeyeyim. Defol. Ah Tanrım. Onu neden çağırdık ki? En iyisini Tanrı bilir. Kaç kere söyledim ben size yaramazlık yapmayın diye. Hep sorun çıkarıyorsunuz. Ama kesinlikle anlamıyorsunuz. Artık rahatladım. Artık büyük anne değil, onun hayaleti bile bana iş yapmamı söyleyemez. Makyajımı yapıp bahçeye çıkabilirim. Akşam için makyaj yapacağım. Akşam için makyaj yapacağım. Akşam için makyaj yapmak istiyorum. Sadece akşam için. Bu ne böyle? Yeter artık. Lali'yi bırakıp oynayalım. Hadi. Yeter bu kadar. Hayır İtça. Ben çok eğleniyorum. Şimdi Lali'ye birkaç ders daha vereceğiz. Gidelim artık. Lali hatasını fark etti.
Hadi biz gidip oynayalım, tamam mı? Demek bunun sorumlusu bu iki fareydi. Şimdi kedi olacağım ve ikisini de yiyeceğim. Ne sandılar ki beni, haberim olmayacak mıydı? Bu küçük fareye öyle bir ders vereceğim ki günlerini görecekler. La la la. Vay canına İpça. Bu ne güzel bir çizim. Teşekkür ederim. Hey, sen ne yapıyorsun? Bu şekilde. Böyle fırçayı ağzına al ve başını salla. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Güzel. Evet, öyle. Nasıl kötü oldu? Hiçbir şeye benzemedi. Evet, benimki de kötü. Şuna baksana. Hı? Mücevher kutuma o böcekleri siz koydunuz değil mi? Şimdi ben de sizin yatağınıza çöp atacağım, anladınız mı? Görürsünüz siz. Git. Git buradan. Ben annemi istiyorum. Annemi. İtça. Ben bütün gerçeği anneme anlatacağım. Sen merak etme. Ağlama sakın. Hayır. Hayır, büyük anne beni azarlar. Hayır, hayır, seni kimse azarlamayacak. Ben anneme söyleyip Lali'yi bu evden attıracağım. Sen ağlama, tamam mı? Lütfen ağlama. Kimse ağlamasın. Ben gerçeği anneme anlatacağım. Hemen gidip geliyorum, tamam mı? Burada beni bekle. Gidip anlatacağım. Sonra da geleceğim. Anne! 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 Hey, Etbaşı kızım, ne oldu? Kimi arıyorsun? Annem nerede? Hanımefendi mi? Ah kızım, nerede olacak? Hanımefendi büyük hanımın odasında. Bu Lali'yi buraya, İtça'yı bu evden kovdurması için çağırdık. Ama Lali o kadar işe yaramaz ve tembel ki en kıymetli sarimi yaktı. Teyzeciğim, bu hizmetçilerin hepsi böyledir. Onlar sadece yemeği ve para kazanmayı bilir. Baksana, biraz önce buradalardı, şimdi yemek yiyorlar. Bu İtça'dan nasıl kurtulacağız? Evet, onu ben de bilmiyorum işte. Kızımız da o olmadan oyun bile oynamıyor. O işe yaramaz Lali.
Tapasya'nın kalbini kazanamıyor. Biz ne düşünüp onu buraya çağırdık ama bak ne oldu. O gün Jyoti İtça'yı azarladığında anneyle kızın buradan gideceğini sanmıştım. Ah, ama kaderde yokmuş. En iyisini Tanrı bilir. Şimdi Lali'ye öyle bir ders vereceğiz ki büyük annem ve annem, hatta Lali'nin kendisi bile bu evden gitmek isteyecek. Gece buluşalım. Tamam mı? Tamam. Bugün onları öyle bir sıkıştırdım ki ikisi de 3 gün odalarından çıkamazlar artık. Siz yine mi geldiniz buraya? Gidecek misiniz yoksa? Özür dileriz. Lütfen. Bir daha asla yaramazlık yapmayacağım. Seninle kavga etmeyeceğim. Saçımı çok fena çekiyorsun. Senden çok korkuyoruz Lali. Demek Lali ile başa çıkmanın zor olduğunu anladınız. Tamam, o zaman artık gidebilirsiniz. Sizi affediyorum.
Lili'den özür dileyenler güvende demektir. Şimdi gidebilirsiniz artık. Lali'nin uykusu var. Bundan sonra beni rahatsız etmeyin, tamam mı? Şey, Lali, uyumadan önce hikaye dinlemek istemez misin? İtça bir sürü film yıldızı bilir. Evet, biliyor musun? Çamki teyzem çok fazla film izler, bana anlatır. İçinde akşay kumar geçiyor mu? Evet, geçiyor. Ha, öyle mi? Günlerden bir gün bir çocuk dere tepe bir köye gidiyormuş. Orta bir nehir, bir ova ve neydi o? Orman, orman. Evet, evet, orman varmış. Çok 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 güzelmiş. Sabah erkenden kalkmış, erkenden kalkmış. Ne olmuş biliyor musun? Nehirden çok güzel bir kız çıkmış. Ha, benim gibi bir kız mı? Evet, aynı senin gibi. Sonra? Sonra ikisi birbirlerini görmüşler. Böyle, böyle, evet böyle. Sonra bir, iki, tam üç gün geçmiş. Ve bir gece kız şarkı söylerken çocuk uykusundan uyanmış ve kızın arkasından gitmiş, takip etmiş. Orman karanlıkmış ve çok uzaktaymış. Kızı göremiyormuş. Hiçbir yerde. Sonra payalın ve köpeğin sesi duyulmuş. Çocuk kızın yanına gitmiş. Elini ona uzatmış. Ama o bir anda yok olmuş. Yok olmuş. Sonra köpek gelmiş. Hav. Kuyruğunu sallayarak dolaşıyormuş. Şöyle oluyormuş. Sonra bir anda çocuğa saldırmış. Ayağa kalkıp etrafı ulamış. Kocaman tırnakları ve dişleri varmış. Ve kahkaha atıyormuş. Tekrar çocuğa doğru atılmış. अपनी तो जैसे कोई रूठी नानी नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी